Karavan Sohbetleri başlıyor. Hepinize merhaba. Bu pazar konuğum Banu Şahin. Banu Şahin kim? Banu Şahin kim? Bizim program böyle. Banu benim çok eski arkadaşım. Seni söylerim 8 sene. Yok, olur mu? 15 yıl oldu. 15, tabii doğru ya, pardon ben oradan ayrıldım. Tabii bayağı var, bayağı var. 2003. Ama sen tabii işlerin yoğun, biz tabii ancak telefondan bazen görüşüyoruz. Nasılsın Banu diyoruz, o iyi diyor. Yoğunum şu an diyor, seans var diyor, açacağım gireceğim falan derken onun bir yoğunluğu var tabii. Doğru, çünkü insanlarla uğraşıyor. Senin uzmanlık alanında bir kere hepimi yine söyleyeyim, tekrarlıyorum, hep söylüyordum. Tanıdığım insanların, başarılı insanların, işlerini başarılı insanların kendi işlerini burada anlatmalarını istiyoruz. Siz de bence en güzel yoldan, YouTube'dan bunu görmüş oluyorsunuz. Kitap okumayabilirsiniz. Televizyonda seyredebilirsiniz belki, bir yerden bulamadınız. İşte size Banu Şahin. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben klinik psikoloğum. Evet. Klinik psikolog derince şimdi ben böyle kliniklik mi oldun, ne oldu falan, hasta mı oldun diye. Evet. Bir klinikte çalışıyorsun, özel bir klinikte. Bir özel hastanede çalışıyorum. Tamam. Aynı zamanda da bir danışmanlık merkezindeyim. İki ayrı yerdeyim. Biraz mobil olmayı seviyorum. Yollarda yürümeyi. Onun için bana iyi geliyor bu. Ama psikolojide de bir sürü özel alan var. Hepimizin çalışma alanları. Uzmanlık alanı psikoloji. Evet. Yani kişiye bakınca anlıyor musun? Bu çok sorulan bir sorudur. Bu evet, değil mi? Evet. Mesela çözer misin? Şimdi sen şimdi bize bir bakışta anlarsın ne olup bittiğini. Bak buyurun. Var mıdır o yani? Tabii bir bakışta olmaz mı? Ya bir bakışta olmuyor tabii. Soruları mı var? Ne yapıyorsun? Yani yıllar içerisinde tabii tecrübeyle biraz daha kişinin oturuşundan, kalkışından, duruşundan bir takım analizler yapabiliyoruz. İşte tecrübe söylediğiniz ama tecrübe. O gözle bakmıyoruz tabii. Yani ben arkadaşlık sosyal ortamda işte acaba bunun nesi var falan diye. Düşünsene hep beraber kahve içmişiz bir yere. Banu sürekli etraftaki herkesin psikolojisini çözmeye çalışıyor. Yani kahve içiyoruz. Psikolojimiz şu anda o. Espresi tabii. Dolayısıyla sadece seans odasında psikoloğum. Onun dışında diğer rollerim var. Zor bir de değil mi? İnsanların bir sürü bilgilerini alıyorsun. Onlar sende kalıyor. Seninle beraber ölüp gidecekler. Ne kadar zor bir şey. Dosya tutuyor musun? Dosyalarım var tabii. Yani çok yazmam ben. Yani ilk seansta genelde yazarım. Ondan sonrası genelde hikayesi ve duygusuyla bendedir. O yüzden o duyguyla birlikte hatırlarım danışanlarımın hikayelerini. O zaman hatırladım belki 3-4 tane asası var tabii. Ne oldu? Ne hatırlayabiliyor yani? 100 tane olsa ben nasıl hatırlayayım? İşiniz bir. Evet. Peki bir şey geldi aklıma. Şimdi bir hasta geldi. Ben depresyondayım dedi. Çok kötüyüm dedi. Yani Türkiye'de yaşıyorum dedi. Depresyondayım dedi mesela. Olmaması mümkün. Yani ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? İlk önce söylediğin bir şey var mı? Hani rahatlayayım mı diyorsun? Bir çay yapayım bir şey için. Mi diyorsun? Yok böyle şeyler demiyoruz. Nedir mesela? Çok zor çünkü. Depresyonda gerçekten gergin olduğunu görüyorsun. Banu Hanım ilk geldim size. Banu Hanım bana yardım edin. Çünkü mutlaka istiyorlardı. Hı-hı. Nedir bu ki herkes yani normal? Şimdi şöyle, yani bizim için önemli olan aslında teşhis değil. Teşhis daha çok psikiyatristlerin işi. Dikkat, psikiyatrist ve psikolog ayrı şeyler. Evet. Onu bir kere ayıralım. O farkı hemen anlatayım. Bu ne yani birçok kişi açısından artık biliniyor ama yine de söyleyeyim. Psikiyatristler... Biz bilmiyoruz, herkes biliyor. Şimdi bize buyurunuz. Hayır, yani ekstra bir bilgi olsun. Yani psikiyatristler tıp fakültesi mezunları ve üzerine psikiyatri uzmanlıkları yapıyorlar. Tamam. Psikologlar edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunları. Ve psikoterapist olabilmek için de aynı zamanda klinik yüksek lisansı yapmak gerekiyor. Şimdi oldu, tamam. Çünkü psikolojide de bölümler var bu arada. Yani işte gelişim psikolojisi, çocuk psikolojisi, deneysel psikoloji, uygulamalı psikoloji, endüstri psikolojisi diye de ayrılıyor. Onun için de klinik psikoloji, yani o terapist olabilmek istiyorsanız da psikoloji eğitiminin üzerine klinik yüksek lisansı ve sonrasında da dışarıdan yapılan bir sürü eğitime katılmak gerekiyor. Evet, bayağı uzun bir iş. Gene psikiyatristlerde de psikiyatrist olduktan sonra mesela sadece ilaç takip eden psikiyatristler de var. Hı-hı. Ama psikoterapist olan psikiyatristler de var, çok kıymetli. Onlar da uzun soluklu terapi yapabiliyorlar. Ha, güzel, tamam. Evet, senin soruna dönecek olursak da bir kişi geldiğinde öncelikli olarak tabii ki neye bakıyoruz? Yani bizim için hastalık yoktur, hasta vardır deriz. Mesela doğru. Yani depresyonun bir takım tabii ki teşhis kriterleri var. İşte nedir? Hayattan zevk alamaması, eskiden yaptığı işleri yapamaması, uyku bozuklukları, işte kilo ani şekilde kilo artışı veya azalması,
konsantrasyon güçlükleri, cinsel isteksizlik, evet yani hani öfke problemleri gibi. Hani bunlardan ilk iki tanesi başta olmak üzere diğer kriterlerden de beş tanesini tamamlıyorsa kişiye depresyon teşhisi konuyor. Tabii son 15 günde 15 gündür oluyor olması lazım bu belirtilerin. Fakat bizim için hikaye önemli. Yani hani hikaye ne? Yani bu kişi depresyonda olabilir, evet, ama ne olmuş? Yakın geçmişte, uzak geçmişte, aile hikayesine. Şu meşhur şey mi diyorsun? Çocukluğunuza inelim. O mu? Evet. Onunla ilgisi var. Onunla ilgisi var tabii ki. Ya aile aslında, evet. Ya aile, bakın ne kadar önemli. Şimdi şu anda açtım da konuyu. Evet. Ya ne olur oğlunuz kızınız ne olursa olsun yani sahip çıkın biraz ya, ne olur. Çocuk yapmak kolay, bunu biliyoruz zaten. Tabiatın bize, doğanın verdiği bir lütuf bu. Yani çocuğumuz oluyor, mutluyuz. Ama çocukla ilgilenmezsiniz, o dışarıda başka insanlar arayışına giriyor. Sersefil ortalıkta geziyor, sonra diyorsunuz ki benim çocuğum var. İşte bak ondan sonra böyle durumlar yaşanıyor, büyüdükçe yaşanıyor. Zaten sanıyorum, ne derlerden sen daha biliyorsun, küçükken 3 ile 2,5 yaş arası mı, 4 yaş arası mı, hani çok etkilenilmiş ondan mesela. 0-6 yaş arası. Özür, daha toparlı. Hatta anne karnı artık. Oo. Evet, şimdi yeni yaptığımız çalışmalarda anne karnı ile ilgili bütün travma hikayelerini de dinliyoruz. Yani anne karnında herhangi bir travması var mı? Annenin yaşadığı stresörler var mı? Ondan sonrasında herhangi bir kaza veya başka majör bir değişiklik var mı? Bütün bunların anne karnındaki bebeğe etki ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla da tedavilerde de buna uygun anne karnına yönelik travma tedavileri de yapılıyor. Yani kişi yetişkin, evet, kişi yetişkin olmuş ama bir bakıyoruz hikayesinde anne karnı travması da var. O da ilk bağlanma problemlerini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla da o bağlanma problemlerinin sağlıklı olabilmesi için de seanslarda da o terapileri yapıyoruz. Buradan hemen şeyi anlatmak istiyorum ben aslında. Travmayla ilgili. Çünkü benim travma de, da önemli. Travma tam olarak neydi? Ha, travma şöyle. Aslında travma deyince hep böyle çok büyük şeyler aklımıza geliyor. Tabii yani kaza oluyor, olay oluyor. Kazalar, patlamalar, işte tacizler, tecavüzler veya ya, işte başka büyük olaylar gibi. Bunlara biz büyük travma diyoruz. Yani kişinin hayatında aniden ve tek seferde olmuş ve hayatını alt üst etmiş bir şekilde veya değiştirmiş olumsuz yaşam olayları. Ama bir de küçük travmalar dediğimiz travmalar var. Küçük travmalar neler? Kişinin yetişme dönemi içerisinde maruz kaldığı ama böyle hani her gün maruz kaldı. Çok basit bir örnek veriyorum. Diyelim ki işte baba çocuğuna sürekli yetersizsin mesajı veriyor. Yani sen zaten başaramıyorsun, tamam, işte yapamıyorsun, aptalsın. Yani hani evet. Şimdi böyle bir davranış kalıbıyla ebeveyn çocuğunu yetiştiriyorsa o zaman buna da küçük travmalar diyoruz. Ama önemli şeyler diyorsun. Kesinlikle önemli şeyler. Çünkü yetişkin hayatında görüyoruz ki bu tür paternler daha sonra kendi kurduğu ilişkilerde de sıkıntıya neden oluyor. İşte ne oluyor baktığımız zaman kişi gidiyor kendisine böyle değersiz hissettiren ilişkiler içinde buluyor kendini. Tamam. Bir bakıyor diyor ki yani hani işte diyelim ki romantik ilişkilerde ya gidiyorum diyorum hep aynı adamlara aşık oluyorum. İşte nasıl adamlar bunlar bakıyoruz işte aşağılıyor, değersiz hissettiriyor, işte terk edip gidiyor ama bak, o onlara aşık. Neden? Hani buraya dönüp bakıyoruz. Ailede işte baba da öyle davranmış. Örneğin. Hemen söyleyebilirim. Yer ismini vermeyeceğim ama her yerde olabiliyor. Ya yolda görüyoruz. Gençle, kız genç, genç erkek. Adam buraya kızı tokat atıyor, itiyor falan bilmem ne diyor. Kız hala peşinde. Ya bunu yapar birkaç da arkadaşlar da görmüş. Yani. Çocuğu dövüyor diyor kızı. Kız hala peşinde ağlayarak peşine gidiyor diyor. Hı-hı. Yani bu nasıl bir anlayış bunu anlayamadık biz zaten diyorlar. Yani. Dövene gitmek hani böyle bir onu sevmek. Dediğin o çıkıyor. Bir de ben şey soracağım. Çok kısa cevap alabilirim herhalde. Hı. Şimdi mesela bazı arkadaşlar var mesela. Oturuyor çünkü sosyal medya biliyorsun çok artık genişledi. Sosyal diyoruz aslında sosyal tabii kimse kimsenin görmediği. Yapay sosyal. Yapay sosyallik aslında doğru. Yani hiç konuşmadan bilgisayarın başına oturup işte bir şey seyrediyor mesela. Ya bu çok kötü ya. Çok kötü bu yazıcı. Bu ne ya diye falan. Bakıyorsun kim? Bilmiyor kimse değil. Aslında biliyorsun. Ahmet yazabilir, Ayşe çıkabilir. Hı-hı. Ayşe yazıyor, Mehmet çıkıyor mesela. Onlar da biliyorsun artık fake adresler de var. Tabii. Bu kişiler ne diyorsun? Evinde oturup hani klavye, ne diyorlar? Klavye canavarı mı şey? Klavye krallığı falan yapıyorlar böyle. Yani oturmuşlar başlıyor. Klavye bunlar, çalışıyor mu diyorlar? Ne diyorsun mesela? Bu hani bunlar gerçekten aileden yoksun, aileli bir işleri olmayan insanlar mı?
Yani odasına çekilen genç, odasına çekiliyor biliyorsun artık gençler. Genç jenerasyonda hani, maalesef. Yemini ya da evde bile yemiyor. Dışarıda yiyip atıştırıp evine geliyor. Odaya giriyor hemen sosyal medyanın başına geçip. Hı-hı. Ya bana ya hadi ya falan böyle kendince bir şey. Bunda ne diyorsun? Bunlar çocukluğunda bir rahatsızlık mı görmüş insanlar? Yani şöyle düşün aslında bakarsan. Orada ne yapıyor? Daha çok eleştirel yaklaşıyor. Evet, olumlu yazmıyor doğru. Evet. Dolayısıyla da hani ötekini, öteki diyoruz biz hani öteki her neyse yani. Ona iletişim kurdu. Onu değersizleştirme üzerinden bir ilişki kuruyor. Ha. Yapay olarak. Şimdi yapay, tamam. Burada hemen neye dönüyoruz aslında? Kendisi ne kadar değersiz hissediyor ki aslında bu hayatta veya kendisi ne kadar değersiz hissettirilmiş ki o zamana kadar, tamam, o zaman, da aynı ilişki anladım. Biçimini bir başkasıyla. Ben onu merak küçükken ediyorum. Mesela, karşıma bu işi bilen kişi gelince çocuklarla merak. Çalışanlar çok net bilirler. Mesela şeyde sınıfta zorba çocuklar vardır. Hı hı. Yani zorba çocuk dediğimiz işte dalga geçen, vuran, kıran, bazı sürekli onları, işte uğraşan gibi. İşte sonrasında bakarız ki bu çocuklara evde de aynı muameleyi görüyorlar. Yani evde aynı muameleyi gördüğü için neticede tamam. Okulda da aynı zorbalığı gösteriyorlar. Aslında ihtiyaçları ne burada? Aslında ihtiyaçlara ilgilenilmek, ilgi görmek. Çünkü bir çocuk pozitif ilgi çekemiyorsa negatif ilgi çeker. Dolayısıyla da sevilmek, şefkatli davranılmak yani bütün bunlara ihtiyaç duyuluyor. Herkes ister canım tabii ya. Hı hı. Ama şöyle bak küçükken de babasından annesinden sille tokat dayak yiyen bir çocuk da büyüyünce sana hani aa ne güzel ne mutlu hepimiz mutlu olun diyecek hali yok. Onun için aslında, bize geliyorlar. İşte bize gitmeyenler tabii insanlara zarar veriyorlar. Aynen ondan sonra sosyopat demek veya ki, işte antisosyal kişilik bozuklukları olmaya başlıyor. O zaman başlıyor. Demek ki ne yapıyoruz? Psikiyatrist mi diyoruz şimdi? Siz zaten psikolog diyoruz size özür dilerim. Ben klinik psikoloğum evet. Ya klinik psikolog deyince ben klinik psikolog gibi geliyor. Yani, klinikte çalışan mı diyoruz biz? Evet. Hayır. Öyle bir isim var bunun demek ki bilmiyorduk. Yani mesela Banu psikolog diyemiyoruz. Klinik psikolog diyoruz sana. Evet çünkü bu konuda uzmanlık yaptığım için. Yani terapi yaptığım için. Tamam. O yüzden klinik psikolog. Peki 4-5 kişi bir yere girebiliyorlar mesela. Biz 4 kişi sana gelmek istiyoruz. Öyle yok. Öyle değil ama grup terapisi yapıyorum tabii. Tabii ki seans deyince hani hepimiz gelelim hepimiz böyle seni dinleyelim falan diye. Peki şey ne diyorsun? Hani bazı Amerikan filmlerinde böyle Fransız filmlerinde oluyor böyle. Toplanıyorlar. Haftanın belli günleri grup terapisi yuvarlak oluyorlar. Evet. Mesela ben sigara bıraktım aranıza katıldım diyor mesela. Aa hoş geldin diyor herkes falan. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var mı? Yani bir, mesela anlatıyor. Size anlatıyorum ilk defa kimse anlatamadım diyor. Orada böyle bir boşalma bir rahatlama söz konusu olmuş. Sanıyorum hani onlar da aynı insanlar ya. Hı hı. Sizi buldum iyi oldu falan mı acaba yoksa bilmiyorum nedir o? Şöyle grup yapmamız lazım mı? Benim mesela böyle bir şey katılmam gerekir mi? Herkes katılabilir. Bunun için yani şöyle terapiye de herkes gidebilir. Yani ben biraz illa çok büyük büyük işte klinik problemler senin de işinle olması gerekmiyor. Evet. Ben biraz hani ben demedim klinik sen ya. Ben biraz kendimin farkına varmak istiyorum. Zorlandığım hayatta noktalar var. İşte bazı şeyleri tekrar ettiğimi fark ediyorum gibi. Hani böyle bir takım paternleri bile varsa. Takılan bir yerde sen bu. Evet. Dolayısıyla da terapiye gider. Hele de Türkiye'de yaşıyorsak yani hani işte travmamız bol. O yüzden bunun için şey istemiyoruz ruh sağlığı önemli. Yani iş patronu bile olsa ya da ne bileyim ben bir neydi aşiret ağası bile olsan doğuda yok canım ya ben ne psikolog psikiyatra bırak diyebilir insan. Ben ne yiyeceğim canım? Karı hanım gitsin benim. Ben ne gideceğim? Hani onlar da çok var Türkiye'de. Tabii ki çok doğal bir şey. Bizim yani hani böyle mesleğimizin biraz bilinmesi hani maalesef diyeceğim ama işte depremden sonra oldu. O zamanlarda gerçekten hani bu 99 depreminde aktif olarak rol aldım. İşte 6 ay 8 ay oradaki çadır kentlerde çalıştık. Ondan sonrasında işte evlerine giremeyenler, yıkılanlar, kayıpları olanlar bir sürü kişiler vardı. Yani hani ülkece çok yaşadığımız büyük bir travmaydı neticede. O zamanlarda gerçekten mesela yardım almaya gelen işte 60-70 yaşlarında insanlar, o yaş çünkü zaten normalde de terapiye çok kolay gitmez ama geliyor yani burada birisi varmış yardımcı oluyormuş ben çok korkuyorum gibi mesela hani yardım almaya geliyorlardı. Sonra o dönemden sonra gerçekten biraz daha böyle hani eskiden çünkü deli miyim ben psikoloğa gideceğim yaklaşımları azalmaya başladı.
Bir de hani herhalde terapistlerin sayısı da artmaya başladı. Daha eskiye göre kolay ulaşılabilir hale geldi. Hala maalesef ülkemizde lüks. Yani hani kişiler önce hani ruh sağlığını düşünmüyor ister istemez. Yani hani hayatta kalmaya çalışan bir halkımız da var neticede. Dolayısıyla da hani ben psikoloğa gideyim demek çok kolay olmuyor. Bunu kabul ediyorum ama gene de daha kolaylaşmaya başladı eskiye göre. En azından biz de elimizden geleni yapıyoruz bununla ilgili. Dolayısıyla da hani biraz daha rahat gidiliyor. Deminki soruna gelecek olursam grup terapisine. Ha, evet. Ben aynı zamanda psikodrama terapistiyim. Psikodrama aslında sizinle de biraz alakalı. Tiyatroyla. Evet. İşi önce peki, tiyatrosunu orada oynuyoruz, sonra psikosunu konuşuyoruz. Peki orada ne yapıyorsunuz? Psikodrama aslında temel olarak eylem üzerinden tedavi edilen bir tekniktir. Oo, tamam, o zaman yani oyun. Hani evet, gerçekten de oyun. Çok çeşitli 3 aşaması vardır psikodramanın. Isınma aşaması, oyun aşaması ve süreç analizinin aşaması, rol paylaşım aşaması. Hı-hı. Orada önce işte grup kohezyonunu sağlanması için çeşitli ısınma oyunları oynanır. Yani kalkarız, diyelim ki güven oyunu. Bu tiyatroda da çok vardır mesela. İşte hani halka olarak kişiler birisini ortaya alırlar. Sonra kendini bırakır. İşte hı-hı, ne kadar bırakabiliyor, ne kadar bırak. Bu oyunun ardından işte bunun benzeri bir sürü oyun tabii. En sonunda tekrar yuvarlığa geri dönülür ve oradayken nasıl hissettim? İşte tutan olarak nasıl hissettim? Ben kendimi bırakırken nasıl hissettim? Oo. İşte neler oldu? Ya da bir de protagonist çalışmaları dediğimiz çalışmalar vardır. Protagonist çalışmalarında da başrol oyuncusu demek protagonist. Diyelim ki sen bir meseleni çalışmak istiyorsun. İşte örnek veriyorum, işte dışarı çıkmaya korkuyorum. Evet. Dışarıdakiler işte dışarı çıkınca bana zarar verecekmiş gibi, evet, geliyor. Sonra biz bunu sahneliyoruz. Evet, işte sen kendi yerine birini seç. Ondan sonrasında işte dışarıyı buraya yerleştirelim. İşte hayatında başka önemli birisi varsa onun yerine birisini seçiyorsun. Sonra onu oynamaya başlıyor kişi. Terapist eşliğinde ve yardımcı oyuncular eşliğinde. Çok iyi. Sonra işte orada ilerliyor ve işte bir şekilde bir çözüm oluyor. Ve arkasından tekrar yuvarlığa geri dönülüyor ve o zaman protagonist konuşmuyor ama diğer rol alanlar o roldeyken neler hissettiklerini paylaşıyorlar. İşte ben işte sokak rolündeydim. Sokak rolündeyken işte şunları hissettim. Bir de kendi hayatımla da çağrışımım bu oldu gibi ben dilinden anlatıyorlar. Güzel. Bunu çok keyifle yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Hani diğer grup terapisine gelecek olursak da benim başka bir uzmanlığım da mide küçültme ameliyatlarının öncesi ve sonrasının psikolojik olarak takibi. Evet. O biraz bir üstadımız vardı, hocamız. Orada görmüştüm. Yani çok düşüyor ameliyattan sonra. Çok böyle bırakmış kendini. Böyle çok üzüldüm hatta. Kilo vermişti. Çok şiveci kilo verdik. Biz de mutlu olduk. Çok iyi dedik yani baba, taşıyacağına göbeğin. Fakat çok çöktüğünü hissettim. Böyle bir hafif böyle bir telefonlarımda şey oldu. Böyle sinirli konuşmaları falan oldu. Hı-hı. Böyle gereksiz niye sinirleniyor diyorum falan. Belki de o şimdi söyleyince acaba ona mı denk evet, geliyor? Evet. Tam da ruhsal tarafı. Değişirsin. Değişiyorsun çünkü komple. Düşünsene. Evet. Yüzün bile değişse. Düşünsene şimdi. Yani kötü olan. Yüzünüz yandı. Bir şey oldu. Bilmiyorum. Ve yüzünüz gerçekten çok güzel bir şey yapıldı. Plastik maske cerrah yaptı. Mutlaka değişirsiniz yani, değil mi? Hı-hı. Bak şimdi başka bir şey olur. Tabii bütün beden değişiyor. Bedenle beraber ruhsal mekanizma değişiyor. İşte kısıtlanma geldiği için mideye, hayata da bir kısıtlanma geliyor aslında. Yani hani en basitinden şöyle düşün. Ameliyat öncesinde hep işte yemek arkadaşları deriz onlar. Beraber yedikleri, içtikleri, hadi gel güzel güzel mangal yaptıkları arkadaşlar var. Sonra ameliyat ardından tabii çok minicik bir mide, 150 mililitre düşülüyor. Ondan sonra 150 mililitre? Evet. İşte gidemiyor bu tür toplantılara. Çünkü herkes yerken işte bakıyor. Bu sefer sosyal izolasyon yaşıyor. Her ne kadar işte zayıflamayı çok istese de. İşte buna adaptasyon sağlayabiliyor mu, sağlayamıyor mu? İşte ilk dönemlerde o kısıtlamayla birlikte yoksunluk sendromu yaşanıyor ve neredeyse işte o alkol yoksunluğunda olduğu gibi o yüzden işte öfke, depresif semptomlar görebiliyoruz. Bunların hepsini mesela ameliyat öncesinde konuşuyoruz.
Önceden konuşuyorsunuz. Evet. Oo, hani yani hazır mısın, değil misin? Ekip olarak çalıştığımız için bu konuda hani çalıştığımız işte cerrahımız, endokrinoloji doktorumuz, ondan sonrasında hemşiremiz, diyetisyenimiz. Hepsi beraber. Hepimiz beraber. Ekip olarak hani bu kişi ameliyata hazır mıdır, değil midir, ruhsal olarak neye ihtiyacı var, ameliyat sonrasındaki riskleri nelerdir? Oo, demek ki kilo almıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz, kilo yok. Sağlık. Evet. Kilo tabii sonrasında çok... da dur orayı hemen tamamlayayım. En sonunda da işte bizim ayda bir grup terapisi toplantılarımız olur. Destek sonrasında. Grubu diyoruz ona. Evet. Ameliyat oldu sonrasında. Bitti. Ha, tamam. Ondan sonrasında bütün ameliyat olmuş kişiler toplanıyorlar ve o nasılsın, grupta evet kendi duygularını, yaşadıklarını paylaşıyorlar. Zorlandıkları yerleri paylaşıyorlar. İşte biz beraber bazı çalışmalar yapıyoruz. Psikodramatik küçük oyunlar oynuyoruz bazen. Ha, tamam. Hani yeni benle karşılaşma. Eskiyi mesela, nerede bırakıyoruz? Biftek yiyor musun bakayım ben? Biftek yemesi gerekiyor bu arada. Yanlış bilgilendirme olmasın. Nasıl yemesi? Yesin mi? Evet, protein ağırlıklı beslenmesi gerekiyor ameliyat sonrasındaki kişinin. Öyle incik salata malata olmayacak öyle şey. Evet, önceleri hele salata yemiyor. Sonra salata yiyebilmeye başlıyor. Ama hani şeker ve karbonhidrat konusunda biraz daha kısıtlanma olması gerekiyor. Bayağı görünüşünü güzel ya. Peki insanlar seni nerede bulurlar? Yani öyle bir bulmasını ister misiniz? Yani danışmak isteyen varsa... İşte şu adrese danışabilir diyebilir miyiz? Öyle bir şeyim var mı? Tabii ki. Yani, nedir? Söyleyebilirim. Amerikan Hastanesi'nde çalışıyorum. Bir de Ataşehir'de İDEA Danışmanlık Merkezi'nde çalışıyorum. O biraz daha mantıklı gelişiyor. Amerikan Hastanesi herkes gidemeyebilir. Biz sade vatandaşın sesi. Peki Amerikan Hastanesi'ne sorunca seni klinik olmuş. Tamam. Banu Şahin'i Amerikan Hastanesi'nden bulabilirler. Bir de Ataşehir İDEA Danışmanlık Merkezi. Ataşehir İDEA Danışmanlığa başvurabilirler. Reklamlar aldık. Bu önemli. Yok, ona mesela söylüyoruz. Onu söyleyeceğiz. Yani birisini bulsunlar. Peki ben senin son olarak soracağım artık. Son olacak söyleyecek bir şeyim var mı öncelikle? Yani orada bizi seyredenleri. Mesela klavyede boş boşuna yazı yazanları mesela. Ne söyle? Bak tam sizin doktorunuz burada. Doktor demeyelim aslında değil mi? Yok doktor değil. Nedir? Evet. Psikolog. Psikolog yani danışman diyelim. Yani hayatınızı daha keyifli bir yer sağlayacak bir insan diye düşünüyorum ki ben de hemen söyleyeceğim düşünüyorum. Yani arada bir müsait olduğun zaman seanslarına katılmak isterim. Öyle bir şey olamıyor maalesef. Tanıdıkları almıyoruz. Sen benim arkadaşımsın. Ama bu öyle mi gerçekten? Evet. Falcılar gibi. Seni tanıyorum sana bakamam diyor. Bak, atacak ya bilmiyor. Atamayacak çünkü hepsini biliyor. Peki onu bilmiyordum, özür dilerim. O zaman sen bir arkadaşını bana yönlendirsin. Evet, bir arkadaşına yönlendir. Yani benim de bir psikoloğum olsun istiyorum. Çünkü bu yani aslında Türkçesi şu. Alay edilecek ya da dalga geçilecek bir şey değilmiş. Bunu öğrendik. Senden önce bir araştırma yapmıştım. Sen de şimdi bu üstüne bunları bayağı böyle sıra sıra pekiştirince bu iş tam ortaya çıktı. Yani bence hepimizin ya bir kahve bir çay içerken bile konuşma vardır yani. Ya Mehmet, Ali ya da Ayşe. Ya bu akşam müsait misin? Biraz konuşalım, mertleşelim. Var ya işte o. Biz orada arıyoruz. O kim? O da bir kadın, bir adam yani. O çok kıymetli bu arada. Yani o, şu an zaten feci kıymetli. Bu sosyal klavyenin üzerinden yazan insanlar için o müthiş bir şey. Ama bence realitede, evet, realitede bir arkadaş bulabilmek çok çok önemli. Yani hani belki şöyle bitirebiliriz biraz. Şöyle, hani ruhsal iyilik için çok hepimizin güzel bildiği ama yani tekrar bir gözden geçirebilmemiz adına söyleyebileceğim bir iki şey var. Bir, mutlaka severek yapacağımız bir iş veya üretkenlik. İlla gidip para kazanmak anlamında demiyorum değil, bunu. Değil, tamam. Yani hani bir şeyi üretebilmek en güzel kıymetli şeylerden bir tanesi. Ondan sonrasında eğer şanslıysak, iyi bir aileye doğduysak, kendimize ait hissedebileceğimiz ve hani kabul gördüğümüz bir ailenin içinde olmak. Bazen bu çok söz konusu olamıyor ama o zaman da mümkün olduğu kadarıyla kendimizi iyi hissedebileceğimiz sosyal bir ortam yaratabilmek. Yani evet, arkadaşlar, dostlar. Onu yaratırken dikkat etmek ama. Tabii ki yani hani orada kendi sıkıntılarımızı da keşfedebilmek, farkına varabilmek. Ondan sonrasında tabii ki bedensel sağlık da önemli ruhsal iyilik açısından. İyi uyku ve uyku, spor, yani hani mutlu olabilmenin en basit yolu işte endorfin salgılayabilmek için hani aktif bir spor yapabiliyor olmak. Hiç önemli değil ne yaptınız. Evde ip de atlayabilirsiniz. Yani illa spor salonlarına gitmek gerek yok. Evde 50 kere zıplayabilirsiniz hani o aktif olabilmek için. Ama spor salonunda bir
yardımcının olması da iyi bir şey oluyormuş. Arkadaşlar mesela diyor, bir arkadaş var bize çok yardımcı oluyor diyor. Çalışırken evet, falan koşarken. Tabii ki onlar. Bilmeden yapmak da yanlış yani. Salona para verdim. Ben kimseyi istemiyorum. Orada yapayım. O değil de biraz daha hani. Her işin bir uzman olduğu ya, gibi. Uzman var, kesinlikle evet. Orada güzel. Da önemli. Onun dışında sadece kendimizi besleyebileceğimiz, keyif aldığımız bir takım hobiler önemli. Yani hani bu illa yapmamız gerekmiyor. Bir sergiye gideriz, bir konsere gideriz. Müzik dinleriz günde düzenli olarak. Yani evet, hani bazen onu bile unutuyoruz çünkü. Doğru. Hangi müziği seviyorsunuz? Puzzle alın, bir şey alın. Evde bir şey yapsanız evet. Bile bir şeydir. Yani. Yani sadece kendimiz için yapabileceğimiz bize o özel dünyamızda. Yani kendimize vakit ayıralım diyorsun aslında biraz. Evet. Önceliği... Hem aile içinde hem dışarıda. Hı-hı. Evet. Mesela ben hani şey derim, birçok danışanım der ki yani bencil mi olacağız Banu Hanım? Bencil doğru. Demek duygu olarak bize iyi geliyor mu? Gelmiyor. Peki o zaman istemediğimiz bir şey niye olalım derim ben. Oo, yani hani ya, şu an. Evet. Bencil olmayacağız ama önce hani rollerimiz var diyorum ortada. Evet. Önce ben varım. Sadece kadın olarak Banu var. Ne rolüm var? İşte terapist rolüm var, arkadaş rolüm var, işte eş rolüm var, anne rolüm var, ya bir sürü, bir sürü evet rollerim ya, var. Ama önce ben kendi ortadaki Banu'yu iyi beslemezsem, ruhsal ve fiziksel, o zaman o rol çökmeye başlar. O rol çökünce diğerleri de çöker. O yüzden önce ben diyebilmek. Yani etrafıma, diğer rollerime evet. De... şekilde benim söylediğim bir şeydi hatta için. Çok güzel, sen daha toparladın, daha güzel söyledin. Önce yani ne olur önce kendinize yatırım yapın. Daha sonra dışarıya. Biz hep önce dışarıya. Ay işte, bizim büyüklerimiz öğretmişti bilirsin hani. Ya komşu ne der? İşte o ne der? Hep büyüklerimiz eskiden tabii 1960'ların 50'lerin insanları. Bu laflar insanları. Maalesef kamburumuz. Terapide ya, bunlarla çok uğraşıyoruz. Evet yani annem bunu söyledi. Babam hep böyle söyledi. Ben de öyle yaptım falan filan. Ama değil yani. Kurban Bayramı'nda mesela şey oluyor yani, belki konuyla ilgili mi değil mi ama. Biz hep böyle tabağa et koyardık, biz kurban keserdik eskiden. Üzerine böyle büyüklerimiz yaşarken peçete koyardık, komşularımıza dağıtırdık. Ben sürekli dağıtıyorum, götürüyorum artık ayaklarım kara sular. Sonra geliyorum, bize kimseden bir şey yok. Bitti. Hala diyordum ben de, kızıyordum, hala diyordum ya kimse bir şey getirmeyip biz etleri verdik diyorum. Hani ben et yiyecekmişim gibi hissediyordum. Niye verdik kurbanların hepsini diye. Oğlum diyordu, onun bir hesabı vardı işte, üçte birini biz deriz. Üçte işte ikisi verilir falan öyledir diye. Kimse göndermedi. Sorgulamadı dedi. Kimse göndermedi. Göndermedi derdi. Hı hı. Biz yaptık derdi. Hı hı. Şimdi böyleydi eskiler. Bir de öte götürülü. O paltoyu giyme. Bak o yanı sökülmüş. Komşu ne der? Bilmem mi? Bir de öylelerdi. Yani bey baba. Oo çok önemliydi o zaman. Bey baba demek baba. Yani, hı. Babalar o çok önemli. Baba gelmedi yemek yenmez falan. Yani çok kural ve çok ağır şartlar. Eski öyle 50-60'lı İstanbullular 70'li İstanbullular öyleymiş. Sonra biz 70'ler, 80'ler böyle bir daha rahatladık. Şimdi tabii onların yanlış da yaptığını fark ettim. Banu çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Banu Şahin'e çok teşekkür ediyoruz hep beraber. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun, hayırdır. Tamam. Karabanı götürüyorlar, hayırlı olsun. Biz buradan başka bir konuğa doğru gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz, vaktini ayırdın, geldin. Ben teşekkür ederim. Bugün hastan var mıydı bilmiyorum. Üstüne bugün boş günüm. Ben de bir gün kendimi ayırıyorum. İşte bak, güzel. Çok güzel bilgiler aldık. Bence bu güzel oldu programımızda. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sağ olun. Maalesef sohbetleri